Ayşe. 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 Ambulans çağır lan! Bana güven. Bana güven. Ferit, hastaneye gidersen annenin başı belaya girer, yapma. Ferit! Ferit! Eğer hastaneye gidersen annenin başı belaya girer, yapma. Yaman, ne yapıyorsun? Bırak Allah. Onu! Yaman! Lan yapmadığın bir bu kaldı, bunu da yapacaksın. Bırak lan, şunu! Lan sen beni öldürdün zaten lan. Hadi vur! Vur lan! Vur! Vur! Vursana lan! Sen şerefsiz. Mühim bir mesele var Adnan Bey'im. Ayşe? Hı? Çok mu acıyor? Dayan, yetiştireceğim seni. İyiyim, iyiyim. Panik yapma. Kahvaltıda sana aşık olduğumu söyleyince hazmedemedi. Benim hatam. Benim yüzümden oldu. Seni buraya getirmekle o kadar büyük bir hata yaptım ki seni ben ateşe attım. Affet beni, olur mu? Özür dilerim. Çok özür dilerim aşkım. Ayşe. 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 Ya sen hala neyin derdindesin ya? Bak, senin vurduğun kızın durumu kötüyse başın fena halde, belada diyorum sana. Anlıyor musun? Ölsün. Ölsün. Başka türlü çıkmayacak hayatımızdan. Bir şekilde gitmesi lazım. Gitsin buradan. Gitsin. Tamam. Gitsin, gitsin. Hande! Hande! Tamam, buradayım ben. Tamam. Buradayım, geçecek. Buradayım. Of. Telefonum çalıyor. Telefonum çalıyor. Alo. Hande. Zümrüt teyze, ben Yaman. Hüseyin amca yanınızda mı? Hüseyin yanında. Da benim kızımın telefonunun ne işi var sende Yaman? Çabuk Hande'yi ver bana. Hande yanında mı? Sana söylüyorum Yaman. O ne demek? Ya ne? Ver ya. Ne oldu? Hande'ye bir şey mi oldu Yaman? Cevap ver. Ver ya. Hande... Ver ya şunu. Allah Allah. Oğlum Hüseyin ben. Bana söyle yavrum. Ne? Vurmuş mu? Kim? Kız öldü mü? Kim? Ha? Allah'ım ya Rabbim ya. Yok baba, açmıyor Ferit telefonu ya. Azadem, insanlara umut verdim. Bu işte senin de sorumluluğun var. Ne olacak şimdi? Eğer Ayşe ölürse bunun hesabını kim verecek? Sen verebilecek misin, söyle. Üstüme gelme Adnan. İster miyim Hande'ye bir şey olmasını? Hande, başka bir şey düşünemez misin sen? Hadi oğlum gel, biz hastanelere bakalım. Ben de geliyorum. Hadi Leman. Hayır, kalabalığa gerek yok. Birilerinin de konakta kalması lazım. Baba, ben kalabalık mıyım? Uzatma Leman, sana kal dendi. Tamam, bir şey yok. Tamam. Tamam. Omzundan vuruldu, dikkat edin. Yolda bilinci açıktı.
Ama sonra bir anda bayıldı. Neyiniz oluyor hasta? Eşim. Ayşe, ben buradayım, yanındayım. Siz burada bekleyin lütfen. Tamam. Ne oldu? Eşinizin telefonu çalıyor. Kapansana be. Alo. Alo. Alo Ayşe. Ayşe şu an müsait değil. Ben yardımcı olayım. Sen kimsin ya? Ayşe nerede? Ayşe şu an telefonla konuşacak durumda değil. Siz kimsiniz? Nesi oluyorsunuz? Yakını mısınız? Sen kimsin? Ayşe nerede? Alo. Sana soruyorum kardeş. Ben kendisine söylerim. Aradığınızı o size dönüş yapar. Allah'ım yardım et. Siz geçin, ben geliyorum. Ne yaptın silah işini Bahtiyar? Merak etme, yarı sağlam. Gereken yere teslim et, olur mu? Baş üstüne. Ayşe Hanım, kurşun sıyırmış. Biraz kanamanız vardı. Şimdi her şey yolunda. Size bir kol desteği vereceğiz. Onu kullanacaksınız. Birkaç güne toparlarsınız. Lütfen kendinizi yormayın. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun doktor bey. Çok şükür. Vallahi içim rahatladı Ayşe. Hangi yüzle geldiniz siz buraya? He? Durumunu merak ettim. Bir şey dedi mi doktor? Durumunu mu merak ettin? Ya ölseydi Ayşe? He? Ya öldürseydin onu? Bir de gelmiş durumunu merak ettim diyor. Bilerek, Allah aşkına ne olur. Bak, sessiz ol, ben bilerek yapmadım biliyorsun. Defol git buradan. Defol git. Tamam ya. Görmüyor musun kız nasıl korkmuş? Dur. Görmüyorum. Görmek de istemiyorum. Al götür bunu buradan. Sinan, ben geliyorum. Sen devam et. Tamam anne. Abi. Abi. Geçmiş olsun ya. Medya'dan şimdi duydum, koştum geldim. Neden olmuş öyle ya? Şimdi nasıl durumu kızın? Ben de bilmiyorum. Henüz Ferit'le konuşamadım. Hay Allah ya, işe baksan. Tamam. Sen bana yalan söylemezsin oğlum. Bu işin aslı astarı nedir? Anlat hadi. Adnan amca gerçekten kaza oldu. Bir bakalım ne sormuş. Sonunda bunu da yaptın ha? Sonunda bunu da yaptın. Ya Sinan abi gerçekten kazaydı, yemin ederim. Ne kazası kız? He? Böyle kaza mı olur? Anlat bakayım nasıl kazaydı? Vallahi. Sinan abi be. Şeytan elli. Abi sakin ol, gözünü seveyim ya. Gerçekten annenin bir suçu yok. Ferit annenin elinden silah almaya çalıştı. Silah ateş aldı. O sırada Ferit'in eşi vuruldu. İnanmıyorsan Ferit'e sorabilirsin abi. O silahın orada eşi neymiş? He? Hayırdır? Anlat bakayım mı? Söyle. Ferit. Bu olayın hastaneden dışarı çıkmasını istemiyorum. Benim bilgim olmadan bu hastaneden hiçbir haber sızlamaz. Siz hiç merak etmeyin Hazade Hanım. Sancakzade adına gelecek en ufak bir leke bizim canımızı çok sıkar. Sizi çok iyi anladım. Müsterih olun. Teşekkür ederim. Birisi bana burada ne olup bittiğini anlatabilir mi? Bu silahın hedefinde kim vardı? Söyler misiniz? Kim? Kimse kim baba?
Benim burada eşim vurulmuş. Bundan daha önemlisi mi var? Hande Varoğlu siz misiniz? Evet. Sizi cinayete teşebbüsten gözaltına alıyoruz hanımefendi. Yok bir dakika, ben bir şey yapmadım. Gerçekten kazaydı hepsi. Hanımefendi lütfen sakin. Benim söylesenize. Ya söylesenize bir şey ya. Ya bırakın, babam arayın bir şey yapsın. Azade anne. Kızım. Bırak. Ne oluyor? Ferit, geçmiş olsun oğlum. Sağ ol anne. Ya bırak kolumu. Anlamıyor musun? Ben bir şey yapmadım. Bırak. Bırak, bırak. Hande. Anne. Hande. Yavrum, baba, anne. Bir şey yapın. Ben bir şey yapmadım. Dur ya. Ya nereye götürüyorsunuz? Elinizde kağıt var mı ya? Kızınızın hakkında cinayete teşebbüsten suç duyurusu var beyefendi. Lütfen zorluk çıkarmayın. Anne ben bir şey yapmadım. Anne gelin hemen. Ya, bak. Gitme, ben getireyim size ya. Arabamla getireyim ya. Baba kurtar beni, bir şey yap. Kızım korkma. Korkma. Geliyoruz. Gel. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Seni bu yüzden uyarmıştım Ayşe. Gençsin, toysun. Başına bir şey gelir diye korktum. Bak gördüm. Neredeyse. Neyse, Allah korumuş. Anne. Ha Ferit. Ayşe senin ne işin var böyle ayakta? İyiyim ben ya, merak etme. İyiyim. Ha iyisin, iyisin. Anneciğim, hasta ziyaretinin kısası makbuldür. İzninle ben Ayşe'yi yatırayım. Peki, öyle olsun. Bir an önce sağlığına kavuşmanı ve konağa dönmeni bekliyorum. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Gel bakayım, gel, gel, gel. Bırak bunu bana. Tamam. Yavaş. İyiyim, gerçekten iyiyim. Tabii tabii. Ne kadar iyi olduğunu gördük az önce. Ayakta duramıyor, iyiyim diyor. Oturur musun? Böyle ayaklanmak yok erkenden. Doktor dedi tansiyonun çok yüksekmiş. Bu gece müşahede altında kalacaksın. Yani bu gece buradayız. Ya bu gece burada kalmasak olur mu? Ben kendimi iyi hissediyorum gerçekten. Ama işte hiç öyle görünmüyorsun. Olmaz öyle şey. Sen eve gidecek misin peki? Yok canım, ne münasebet. Bu gece buradayız işte, beraberiz. Ben sadece bir ara emniyete gidip bir ifade vereceğim, o kadar. Sen ne bu eve gidelim? Hayırdır? Çok mu özledin konağı yoksa? Karanfilim. Susuz kalacak. Hande Hanım, nasıl oldu olay? Siz şunu bana anlatın baştan. Yaman, o da çocukluk arkadaşım. Bana silah kullanmayı öğretiyordu. Ateş ettim, silah geri tepti. Uzakta duran Ayşe'ye isabet etti. Kaza. Serseri kurşun yani. Niye konuşuyoruz biz bunları şu an? Daha ben burada ne kadar duracağım? Beni burada tutmak için hiçbir sebebiniz yok. Bu gece misafirimizsiniz Hande Hanım. Ama sorgu bitti. Ya komiserim, biz tanınmış insanlarız. Sizi tanıyorum, siz beni tanıyorsunuz. Kaçacak göçecek değiliz ya. Sen ver kızımı bana. Yarın hangi saatte istiyorsan getireyim ya. Hakkında şikayet var Hüseyin Bey. Silahı direkt öldürmek maksadıyla ateşlemiş. Savcılık da tedbir amaçlı gözaltı kararı vermiş. Bu kararı uygulamak zorundayız. Ayrıca sizin de ifadenizi almak durumundayım. Ya biz ifademiz önemli değil. Biz ifade veririz ya. Ya bunu gören var mı? Şahitlik eden var mı ya? Arkadaş kim şikayetçi olmuş ya? Soruşturma bittiğinde mahkemeye intikal edecek zaten kimin şikayet ettiği. Komiserim peki kızımı göreyim ben? Avukatından başka kimseyle görüştüremiyoruz. Allah Allah. Ya ben babasıyım. Maalesef. Hayda. Ya olacak iş mi, ben kendi kızımı göreceğim ya? İfadeni aldılar mı senin? Aldılar Zümrüt teyze. İyi abi. O zaman. Şimdi buradan defol git. Zümrüt teyze ya ben... Bana sakın teyze falan deme. Ben senin teyzen değilim. Bizi düşürdün, şu duruma bir bak. Hande'nin hayatını mahvettin sen. Sakın.
sakın bir daha kızıma yaklaşayım deme. Yoksa çok kötü olur. Şimdi defol git buradan. Avukat Bey, ne yaptınız? Durumu çözebildiniz mi? Kızımı çıkarabilecek misiniz? Maalesef bu gece burada Hande Hanım. Açık konuşacağım Hüseyin Bey. Vurulan şahıs şikayetçi olursa tutuklama emri gelir ve kızınız hapse girebilir. Ama ne yapıp edip vurulan şahsın şikayetçi olmamasını sağlayın. Alo Ferit, iyi misiniz? Ha? Oğlum ne çiçeği? Karanfil mi? Tamam hallederim tamam. Tamam hallederim. Tamam birkaç parça da eşya yollarım. Ne oldu? Ne diyor kardeşim? Ya kızın saksıda çiçeği mi varmış ne? Ha. Ayten'e söyle sulasın kurumasın dedi. Birkaç parça da eşya. Hala yeter gibi. Hala karanfil derdinde. Ayten. Bırak şimdi Ayten'i falan. Kalsın. Kuş kadar beyniyle bizi parmağında oynatıyor. Bir de utanmadan Hande'yi polise şikayet etmiş. Hande'yi polise şikayet eden o değil. Benim. Ne? Ne dedin sen? Hande'yi polise ben şikayet ettim. Çünkü o kız bunu hak etti. O da babası da bunu hak ettiler. Sen gelinin olacak kızı polise mi şikayet ettin? Hande'nin senin gelinin olacağından emin misin hala? Bu konağı, soyadımızı, Ferit'i kimin hak ettiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Basit bir imza atıldı diye Hande'yi kenara atacak değilim. Belki sen değil ama oğlun Hande'yi çoktan kenara attı. Artık buna alıştırmalısın kendini. Hande bunu hak etmiyor ama. Asıl senin oğlun bunu hak etmiyor Azade. Bizi yalnız bırakın. Leman. Madem haktan konuşuyoruz Adnan, hadi senin neler hak ettiğinden konuşalım. Ben olmasaydım, soyadım olmasaydı nasıl bir hayatın olurdu? Onu konuşalım. Hı? Olur tabii, konuşalım. Söyle bana, nedir senin gayen? Beni bir köşeye sıkıştırarak bana hükmetmeye mi çalışıyorsun yine? Hayır. Sana gerçekleri gösteriyorum. Kendine gel demeye çalışıyorum. Senin bu hayatta en iyi bildiğin şey insanların özgürlüklerini elinden almak. Ferit'e de, Sinan'a da yaptığım, yıllardır bana da aynı şeyi yapıyorsun. Adnan, sen zaten özgür değildin. Onun bunun kölesiydin. Ben sana bir hayat, bir statü verdim. Ne çabuk unuttun geldiğin yeri. Nankörlük ediyorsun Sancakzade ailesi. Asıl sen nankörlük ediyorsun. Asıl nankörlük senin kocana karşı böyle konuşma cüretini bulman. Bana ne verdiysen hepsini geri al. Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Seninle evlendiğim o güne de lanet olsun. Yazıklar olsun sana. Asıl sana yazıklar olsun. Bunca yaşadığımız yıla her şeye yazıklar olsun. Eski özler olduk be. Kuru ekmeğin bile tadı tuzu kalmadı artık. Çorbanın son kaşığını yarım ekmeğin son lokmasına denk düşürmek fakirlik değilmiş. Zenginlikmiş. Huzurmuş. Ben bunu anladım. Afiyet olsun. Sağ olasın. Buyur gel beraber olsun yeğenim. Ben öyle selamlayayım dedim, rahatsızlık vermeyeyim. Ya ne rahatsızlığı evlat? Gel otur bize. Gel. Geç. Hem ne demişler? Dostun arsızı, en kötüsü bardak çanak siler.
Hayırlısı da gözyaşı siler. Kusura bakma, o engamede babanı soramadım sana. Ben Seyis'in durumunu pek beğenmedim. Tepki de vermiyor artık. Mücadele etmiyor ki hiç. Böylesi işine geliyor. Tipik Seyis Veysel. Savaşması gereken ne varsa kaçıyor. Baban her zaman kaçak oynar. Kendini pek belli etmez. Ama bu haliyle bile Bahtiyar amcanla ikimizi devirir ha. Hadi gel, sağlığına. Güç yürekte Adnan amca. Bilekte değil. Sendeki yüreğin yarısı babamda olsaydı oğlu için mücadele ederdi. Adamın ne dünya umrunda ne de oğlu. Neyse ya, boş verin. Ben zaten babam böyle kabullenmiş. Bana anlatmayın. Boş verin. Ayşe. Ya 2 dakika yalnız bıraktık. Hemen ayaklanmışsın. Yatar mısın lütfen? Yok yok. İçim daraldı. Duvarlar üstüme geliyor. Sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Kaçsak mı buradan? Kaçsak mı buradan? Nasıl yani? Nereye kaçsak mı? Ben kendimi gayet iyi hissediyorum. Hava almam lazım. Daraldım gerçekten. Olmaz öyle şey. Doktoru duydun. Yatacaksın, dinleneceksin. Olmaz. Ben böyle bir sorumluluk alamam. İyiyim ben. Nefes alma ihtiyacım var. Hadi oyun arkadaşım. Olmaz. Ferit. Oh be. Dünya varmış gerçekten. Vallahi şu halimizi bir gören olsa var ya, hastaneden kaçıp buraya geldiğimizi bir duysalar, bir görseler, bir bilseler. Keçileri kaçırmış bunlar derler ya. Yok yok. En fazla Ferit Sancakzade bir çatlak vurmuş. Allah kurtarsın derler. Allah beni kurtardı mı bilmiyorum ama bugün seni kurtardığı kesin. Kurşun sıyırmasaydı Allah korusun yani. Hayatta her şeyin insanlar için olduğunu söylerdi babam. Evrende bir zerre kadar yerimiz olduğunu. Bugün onu daha iyi anlıyorum. Baksana şu yıldızları. Aslında yoklar. Yani milyonlarca yıl önce sönmüşler. Biz görüyoruz işte, yanılsama. Hatıra gibi yani. Acı gibi. Geçse de şuranda izi kalır ya. Öyle işte. Sen bu hayatta hiç ağlamamış gibi gülücükler saçıyorsun ya etrafına. Aslında çok derin acıların var senin. Saklayamıyorsun. Kimin yok ki? Ama ben acısının üstüne tuz basanlardan. Hande seni vurmak istedi değil mi? Allah, o da bilmiyor ki ne yapmak istedi. Öfkesine hakim olamadı. Yapamadı. Neredeyse şeytan doldurdu diyeceksin. Hala savunuyor musun onu? Yok, savunmuyorum. Savunmuyorum tabii, yanlış anlama. Bugün sana bir şey olsaydı inan kendimi asla affetmezdim. Özür dilerim Ayş. Çok özür dilerim. İstanbul'dan başka bir kenti sevemem diye düşünüyordum. Ama galiba şu an bu şehre aşık oldum. Memleketin büyülü bir yer. Evet. Öyledir benim memleketim. Bağlanırsın, kopamazsın. Aşık olursun, gidemezsin. Haberim olsun. 6 ay sonra gideceksin. Fazla kaptırma kendini diyorsun yani, öyle mi? Yok canım, yani ben hani insanın aklına, kalbine kazanır demek istedim. İzi kalır.
vallahi. Kızım bugün buradan çıkmazsa çok fena olacak ha. Ya düğünde yaşattığınız rezalet bize yeter ya. He? Günah çıkarmaya mı geldin? Acına ortak olmaya geldim Zümrüt. Bunun kızıma ne faydası var? Çırpınıyorum Zümrüt. Hande için, senin için, çocuklarım için. Görmüyor musun bunu? Hande başına buyruk olduğu için bu hali. Ya Azade Hanım, bizim nasihattan fazlasına ihtiyacımız var. Hadi biz kızımızı iyi yetiştiremedik, sözümüzü geçiremedik. Siz şu oğlunuzla gelinize sözünüzü geçirin de şikayetten vazgeçsin. Allah Allah ya. Zümrüt, hadi gel. Baksana. Ne zaman çıkarım ben? 1 ila 3. 3 saat daha bekleyemem ben burada. Ne saati? Silahlı adam yaralamanın cezası 1 ila 3 yıl arasında değişir. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ya sabır ve la kuvvet. Sonra sesler duydum. Yüksek sesle konuşuyorlardı. Dışarı çıktım. Dışarı çıktınız. Sonra? Sonra biraz daha yaklaştım. Evet. Devam edin. Tamam efendim, tamam. İnşallah kendi aramızda halledeceğiz. Sağ olun, sağ olun. Konuştun değil mi karınla? Şikayetinizden vazgeçeceksiniz. Hüseyin amca, ben adalete inanıyorum. Ötesini tanımam. Onun için okudum, onun için çalışıyorum. Ya sen ne diyorsun? Asıl sen ne diyorsun? Gayet açık benim söylediğim. Ayşe başına ne geldiyse açık açık anlatacak. Yani sen şimdi benim karım senin kızının başını yakacak diyorsun öyle mi? Ya ayıptır ya. Hiç utanmıyorsun. Yüzüme karşı söylüyorsun ha? Sen utanmıyor musun? Ya senin kızın benim karımı öldürseydi? O zaman da böyle esip gülleyebilecek miydin? Bak vallahi Ferit bu iş çok kötüye gidiyor. Yemin ederim vallahi Hüseyin billahi. Bey, lütfen yavaş karakoldayız. Lütfen. Lütfen. Vallahi göreceksin sen. Yemin ederim bu olmayacak, böyle bitmeyecek. Dur. Elinden geleni ardına koyma. Ayşe Sancakzade şikayetçi olmadı. Sancakzade'ymiş. Kızım. Yavrum. 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 Annem. Çok özür dilerim, üzdüm sizi de. Değilim. Tamam güzel kız. Geçti. Bak buradan bir çıkalım. Sonra konuşuruz her şeyi. Hadi gel. Hadi şimdi yemeğe gidelim. Yorgunsun değil mi? Bir yemek yiyin.
Yok açım da evde yiyelim. Yok yok dışarıda yiyelim. Hayır baba çok yorgunum. Gel hadi, hadi bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçmiş olsun Ertem. Benim bir sadakam varmış. Geçmiş olsun gelin hanım. Bir isteğiniz var mı Ferit Bey? Yok Kezban abla sağ ol. Teşekkür ederim. Hoş geldin oğlum. Geçmiş olsun kızım. Teşekkür ederim. Hadi yat dinlen bakalım biraz. Yok ya. Ya hasta gibi yatamam ben öyle. Ne demek yatamazsın ya? İyileşmek için yatıp dinlenmen lazım hadi. İyiyim ben merak etme. Nasıl iyisin Ayşe? Kurşun yedin ya benim yüzümden. İnatçılık yapma. Şu üstünü de bir değiştirelim temiz şeyler giy. Rahat rahat uyu. Tamam hallederim ben. Nasıl halledeceksin acaba o kolla? İzin ver yardımcı olayım. Bir al işte al işte. Dur. Çok acıdı mı? Bırak bana. Ya iyisin, hoşsun, güzelsin ama keçisin, keçi. Sensin keçi. Buyur, ben karıştırmayayım çantanı. Tamam, ben hallederim. Nasıl halledeceksin? Halledemezsin. Yaparım. Yapamazsın. Yaparım dedim, çıkabilirsin. Al işte, lütfen bak yapma şu inatçılığı. İzin ver, yardım edeyim sana. İyi, tamam. Ben bir gömlek getireyim. Rahat rahat giydiririz, olur mu? Hemen geliyorum. Saçtan da bir çıkaralım. Oldu. Tamamdır. Teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek? Şimdi yat güzelce dinlen. Keçilik yapma. Sağ ol Ferit. Solmana izin vermeyeceğim, üzülme. Birlikte iyileşeceğiz. Alo. Baha sen misin? Kızım sen sevgili mi yaptın kendine? Ne sevgilisi ya? Rüyanda mı gördün? Dün seni aradım, herifin biri açtı. Ayşe nerede dedim. Cevap vermedi, telefonu suratıma kapattı. Patronumdur yani. Patronumdur, patronum açmıştır. Bu ne samimiyeti ya? Telefonları açmalar falan. Ya yanlışlıkla açmıştır Baha. Var bir şey. Ama söylemiyorsun kızım. Ben hissediyorum. Ya sözlüğe kalkmış öğrenci gibi hissettiriyorsun insanı. Ayrıca bir gün hayatımda biri de olabilir yani. Sen az evvel hayatımda biri olabilir mi dedin bana? Ben yanlış mı duydum yoksa? Ya onu boş ver de. Dava ne oldu? Var mı bir gelişme? Yarın avukat gelecekmiş. Fatih söyledi. Çok dişli bir avukatmış. Kızım sen bu avukata kaç para verdin? Hadi inşallah. Güzel haberlerle uyanalım yarın. Nasıl buldun kızım sen bu parayı? Nasıl bir iş yapıyorsun sen? Baha, sorguya başlama yine. İyiyim ben, merak etme. Kurtulacaksın oradan. Sana söz veriyorum. Bahar'da sana Eminönü'nde balık ekmek ısmarlayacağım. Bahar'a kaç ay var be Ayşem? Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, siparişleriniz. Şöyle bırakabilirsiniz. Bülent. Geliyorum abi. Vay çiçek diyorsun. Gel bir gel. Ya bak.
Vande'nin gözü başkasında. Ne istiyor hala senden Ayşe'den? Ne istediğini kendi de bilmiyor ki. Ben nereden bileyim abi? Asıl ben bu Ayşe'ye acıyordum ya. Aşık oldum dedin, evlendin kızla. Oğlum size gün yüzü göstermeyecekler. Ağzın ayrı Ayşe. Hem Ayşe sandığından daha güçlü bir kız. Oğlum benim tanıdığım hiçbir kadın annemizden daha güçlü olamaz. Hele bir de yanına Hande'yi aldıysa topukla. Arkana bakma. Ey Allah ya. Pardon. Gel otur bir kahve içelim ben. Gel hadi otur. Tezmen abla. Süvari, sert. Kezban abla. Bu annem çağırınca hemen bitiyor kadın. Biz çağırınca ortada yok ya. Kezban abla. Hande. Ne? Nasıl oldun? Merak ettim seni. Acil görüşmemiz lazım. Ne işin var senin burada? Beni herkesten iyi sen tanıyorsun. Nasıl bir ruh hali içinde olduğumu en iyi sen anlarsın. Anlamıyorum. Çünkü hiçbir sebep eline silah alıp birini vurmayı haklı çıkarmaz. Hepsini seni kaybetmekten korktuğum için yaptım. Özür dilerim. Keşke o gün Yaman'ı ahırda durdurabilseydim. Keşke... Bir anlık öfkeyle elime silahı almasaydım. Keşke derin umurumda değil. Ferit dur ne olur. Dinle beni lütfen. Hatırlıyor musun? Lisede okuldan kaçıp kaçıp... denize doğru koşardık seninle. Hani... Eyfel Kulesi'nde gizlice sabahlamıştık. Çok eğlenmiştik. Bunların hepsini biz seninle yaşadık. Senle ben, Yaman yok. Ben Yaman'ı seçecek olsam çoktan seçerdim. Sevseydim çoktan onunla evli olurdum. Ferit, elime silah alıp ateş ettim ben ona. Sevseydim kıyabilir miydim? Hiç bunu düşün. Ben bir tek seni seviyorum. Sen benim çocukluğumsun. Bırakma beni ne olur. Ne olur. Ferit gözümün içine bak. Gerçekten vazgeçtin mi Rüstem? Ayşe ile evlendiğime göre... vazgeçmişim değil mi? Ben yapamıyorum. Atamıyorum bunu. Ferit. Alacaksın. Madem kafanda bitirdin, sen at bunu. Ben atamıyorum çünkü. Çok atmak istiyorsan al kendin at. Atacaksan kendin at. Ben yapamıyorum. Kahroluyorum. Görmüyor musun? Sana söz veriyorum. Rahatsız etmeyeceğim bundan sonra sizi. Ama ne olur arkanı dönme. Arkadaş kalalım bari bilmiyorum.
Hande. Evet. Artık kimseye üzme, olur mu? Sen de üzülme. Hala bana aşık olduğunu biliyorum. Sana da ispat edeceğim. Göreceksin. Ne oldu, şaşırdın? Hande'nin geleceğini mi sanmıştın? Ya sen ne utanmaz bir adamsın. Hala kızıma mesaj atıyorsun. Yetmedi mi yaşattıkların? Ne deseniz haklısınız Zümrüt teyze. Ben izin verirseniz size yaşananları... Ne? Ne yaşanmıştı ha? Ne yaşanmıştı? Senin gibi bir adamla benim kızımın nasıl bir yaşanmıştı olabilir ki? Bakın sinirinizi anlıyorum. Sen hiçbir şey anlamıyorsun. Hiçbir şey anlamıyorsun. Bak... Biz seni adam yerine koyduk. Kızımla arkadaşlık etmene ses etmedik. Yaşanan şey tam olarak bu. Ya sen kimsin? Kimsin de benim kızıma yanaşıyorsun? Ben kimim ki ya, değil mi? Seyis'in oğluyum. Evet, sen Seyis'in oğlusun. Bunu kalın kafana sok. Ben şimdi Seyis'in oğluyum ama hayat ileride bize ne gösterir? Kime kime muhtaç eder? Kime tükürdüğünü yalatır bilemeyiz Zümrüt Hanım. Uyan oğlum, uyan. Senin gerçek hayata dönme zamanın geldi. Eğer siz kızınızı azıcık tanısaydınız beni ne kadar sevdiğini anlardınız. Gerçekten mi? Hı hı. Gerçekten mi? Aç tavuk kendini buğday ambarında görürmüş. Bak seni bir kez uyardım, dinlemedin. Seni son kez uyarıyorum. Kızıma bir adım bile yaklaşmayacaksın, anlaşıldı mı? Benim kızımdan uzak duracaksın. Tek bir adım bile yaklaşmayacaksın. Ya siz bu uyarıları bana yapmayın, kızınıza yapın, kızınıza bana... Terbiyesiz! Lafını bil de konuş. Sana son kez söylüyorum. Benim kızımdan uzak duracaksın, o kadar. Bir gün gelecek bu Seyis'in oğlundan özür dileyip Yaman Bey diyeceksiniz. Yaman Bey diyeceksiniz. Ben de size bu sözümü hatırlatırım, olur mu? Beni herkesten iyi sen tanıyorsun. Nasıl bir ruh hali içinde olduğumu en iyi sen anlarsın. Hepsini seni kaybetmekten korktuğum için yaptım. Özür dilerim. Keşke o gün Yaman'ı ahırda durdurabilseydim. Keşke bir anlık öfkeyle elime silahı almasaydım. Ben onu seçecek olsam çoktan seçerdim. Onu sevsem çoktan onunla evli olurdum. Ben seni seviyorum. Gördün. Elime silah alıp ateş ettim ona. Sevsem kıyabilir miydim? Böyle düşün. Ferit, sen benim çocukluğumsun. Bırakma beni, ne olur. Anne. 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 Ayşe Hanım. Kabus görüyordunuz. Gelin sizi şöyle kaldıralım. Hı. Tamam, yavaş, yavaş, yavaş. Al şunu da alalım. Evet. İyi misiniz? Terli misiniz? Su vereyim mi? İçer misiniz? Olur. Teşekkür ederim. Buyurun. Tek başına bu yaşta bütün hayatın zorluğunu sırtlanmışsın. Takdir etmemek elde değil. Herkes gibi senin de rahat yaşamaya hakkın var. Teşekkür ederim.
Ama bu konakta değil. Bu parayla istediğin yerde, istediğin gibi bir hayat yaşayabilirsin. Çalışmanıza bile gerek kalmaz. Günde 2 saatten 10 köpek gezdirsem, sonra sabaha kadar baristalık yapsam, hadi o da yetmedi diyelim, garsonluk, bahşiş falan, onları da eklesem, ben 36 senede bu parayı kazanamam, mümkün değil. Sigortam olsa, emekli olsam, gider bir sahil kasabasında ev alırım kendime. Ama o da kurtarmaz. Biraz daha arttırabilir misiniz Azade Hanım? Hiç şaşırmadım. Bu nasıl? Çok teşekkür ederim. Yani deniz gören bir ev alamam ama düz ayak bir ev alabilirim. Gerçekten çok bonkörsünüz Azade Hanım. Çok teşekkür ederim. Ama ben satılık değilim. Filmlerde görür çok özenirdim. Sonunda ben de yapabildim. Ama o filmler de eskidi, bu numaralarda. O yüzden size nacizane önerim, daha yaratıcı yollar bulmanız Azade Hanım. Buyurun. Tamam. Madem oyun oynamayı seviyorsunuz, oynayalım o zaman küçük hanım. Ama Azade Sancakzade'nin gelini olmak öyle kolay olmayacak. Bundan sonra konağın yasalarına harfiyen uyacaksın. Anne. Ayşe, iyi misin? Her şey yolunda mı? İyiyim, iyiyim. Yolunda. Kayınvalidemle sohbet ediyorduk. Sağ olsun beni merak etmiş, yanıma gelmiş. Hmm. Güzel. Sevindim. Canını sıkacak bir şey söylemedi değil mi? Hiçbir sorun yok. Sadece tuhaf rüyalar gördüm. O kadar. Anne, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin. Müge! Buraya gel. Bak bak. Canım kızım benim ya. Ne güzel olmuşsun. Hayrola kızım? Nereye bu saatte bu kılıkla? Babaanne, arkadaşlarla parti vardı da. Ne olmuş varsa? Ne yapacaksın yani? Bu saatte dışarı çıkıp arkadaşlarınla serserilik mi yapacaksın? Ama annemle babam, ben izin aldım. Sinan. Ne diyor kızım? Ha? Siz izin vermediniz mi? Boşuna mı giyindim ben? Konuşacak mısınız? Onların bir şey demesine hacet yok. Burası İstanbul değil. Öyle kafana göre hareket edemezsin. Saygın bir soyadım var. Ona göre yaşayacak, ona göre davranacaksın.
Çabuk şimdi git şu üstünü başını değiştir, elini yüzünü yıka. Yemeği bekliyorum. Anne aslında ben şey... Sinan! Sizi oyalanmayın. Sofraya bekliyorum. Hep birlikte oturalım. Müge bana bak, tamam bir şey yok, tamam. İkinizle de konuşmak istemiyorum, tamam mı? İkinizin de yüzünü bile görmek istemiyorum şu anda. Yavrum bak otur güzel güzel konuşalım, yapma böyle, tamam mı? Babaannemin yanında konuşsaydınız. Ya kızınıza izin veremezsiniz, daha arkasında bile duramıyorsunuz ya. Ne biçim anne babasınız siz ya? Sinan bir şey söyle. Burası var ya, burası konak falan değil, tamam mı? Burası bir hapishane, buradan defolup gitmek istiyorum. Aklıma ne geldi? Geçen sene İskenderun'da bir falcıya gitmiştik. Şey demişti. Kızım sen çok mutlu olacaksın. Kocan seni ömrünün sonuna dek sevecek. Delirmişim gibi bakmayın anne. Kızım çok üzülüyorsun biliyorum. Biz de üzülüyoruz. Şirazımız kaydı ya. Aslında düşündüm de belki de Ferit beni hak etmiyordur. Ha bu arada Ferit'le görüştük bugün. Özür diledim. Zorla güzellik olmaz. Peki Ferit ne dedi? Yani tatlıya bağladık işte. Arkadaşız artık. Sarıldık. Öyle. Kızım ben bir şey anlamıyorum. Seni üzen o. Seni terk eden o. Sen özür diliyorsun. Büyüklük bende kalsın babacığım. Ayrıca iyiyim ben. Daha da iyi olacağım. Siz de iyi olun. Yani sen şimdi Ferit'ten vazgeçtin. Öyle mi? Ya Zümrüt, kız vazgeçtim diyor ya. Evet. Artık yarım kalan hendeyi kendim tamamlayacağım. Akıllı kızım. Son noktayı koydun ha. Aynı ben. Yalnız nokta demeyelim. Virgül diyelim. Çünkü senden son bir şey daha isteyeceğim. Vallahi çok geçmiş olsun Ayşe'cim ya. Bir ara bir kurşun döktürelim sana. Teşekkür ederim Medya abla. Bak Allah aşkına doğru söyle. Burada biz bizeyiz yani, hiç yabancı yok. Ben nereye düştüm böyle? Allah'ım benim başıma neler geldi dedin mi demedin mi? Alışırsın alışırsın. Ben bu konağa gelin geldiğim günden beri olaysız bir günümüz geçmedi. Sen de alışırsın. Müge, sana ne oldu yengecim? Hı? Kim kızdırdı seni? Sen de mi yedin paparayı? Kim üzdü seni bakayım ha? Yoksa babaanne mi? Yenge, yangına körükle gitmeyelim istersen. Yani şurada iki lokma ağız tadıyla bir yemek yiyeceğiz. Tabii izin verirsen. Sence bizim ağzımızın tadı kaldı mı ki Sinancığım? Ha? Şu halimize bak. Konak konak değil. Medya. Abi, ortaklık meselesini ne yaptınız? Hüseyin'i ikna edebilecek misiniz? Hiç kimse vazgeçilmez değildir İhsan. O olmazsa başka biri olur. Sıkıntı yok. Bu arada son zamanlarda lojistikten şikayetler geliyor kulağıma. Suriye'deki müşteriler gecikmeden son derece rahatsız. Niye böyle oluyor İhsan? Malı gönderdiğimize dua etsinler abi.
Benim elemanlarım kelle koltukta çalışıyor. O bölgeye sadece sancakzadeler mal göndermiyor. Malı alan onlar. Şükredecek olan biziz. Dediğim gibi, hiç kimse vazgeçilmez değildir kardeşim. Kardeşim bile olsan, anladın mı? Anladım abi. Güzel. Keşke Hande de bunu anlasa da bir elini eteğini çekse artık. Kimse gerçekten vazgeçilmez değildir bu hayatta. Değil mi? Neyse ki artık altın kalpli bir gelinimiz var çok şükür. Benim konağım hariçten gazel okuyanların eğlence alanı değil. Hem altın gibi kalbin olsa neye yarar? Ayarın düşük olduktan sonra. Öyle değil mi Vedia? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Size de. Zade'nin yanında bana ettiği lafa bak ya. Bana, kardeşine. Aman boş ver İhsan ya. Ya nasıl boş vereyim ya? Sırf beni kollamadığını göstermek için yapıyor bunu. Ömür boyu boşta hissediyor kendini o kadına ya. Kimse vazgeçilmez değilmiş. Vay be. Lafa bak ya. Bir gün kadın seni o kapının önüne koyacak. İşte o zaman anlayacak benim kıymetimi. Azade mi Adnan'dan vazgeçecek? Sen işini düzgün yap da kapı önüne konan sen olmayırsan. Abi yol temiz. Söylediğin yere geldim, bekliyorum. Farlarını söndür, hatta bekle. Arıyorum şoförü. İşaret yok. Görsün seni. Abi tır geldi. Durdu önümde. Şoför bizden mi abi? Yok, Suriyeli. Şvitlek Safaran, lazım akşi? Abi bu adam ne diyor ben anlamıyorum ben. Minente, şahit mi ne? Abi adam silah çekti kafama, İhsan abi. Emanet diyeceksin. Emanet, emanet. Ha? Emanet. Kapağı açtı. Kütük dolu abi kasa. Fabrikanın onlar. Sen de bin tıra. Emanetleri aldım. Ne yapıyorum şimdi? Emaneti sahibine teslim ediyorsun. Abi, abi polisler önümü kesti abi. Abi ne yapayım? Teslim ol Yaman. Ağzın sık olsun. İn aşağı polis. İn 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 in. Kaldır ellerini. Kaldır kaldır kaldır. Dön arkanı. Dön, 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 dön. Dön. Ver ellerini, ver. Ver. Kimin lan bunlar? Ha? Kime çalışıyorsun lan sen?
Kimseye çalışmıyorum abi, mal benim. Bize çıbanın başı lazım. Kime çalıştığını söyle. Anlat. Anlat ki kurtul. Emniyete gitmeye de gerek yok. Salalım buradan seni. Görmeyiz, duymayız. Tamam abi, sıkıntı yok. Gidelim emniyete, tamam. Ama mal benim diyorum. Görev tamamlandı. Aferin. Polisin oltasına gelmedi. Abi. Sık adam mısın? Dün yaptığınla bütün gözleri üzerimize diktin Hande. Hayal kırıklığı yaşıyorum kızım. Aynı hayal kırıklığı bende de var Azade anneciğim. Geçen gün kahvaltıda her şey düzelir sanmıştım. Ama Ferit herkesin içinde aşkını ilan etti o kıza. Ben yaptığım doğru demiyorum ama... Zaten Ferit'ten özür diledim. Aramızda hallettik. Senden de çok özür dilerim. Hande, o kız er ya da geç hanemden de Antakya'dan da gidecek. Ama sana şu kadarını söyleyeyim. En büyük uçurum gözdür. Gözden düşenin parçası bulunmaz. Bundan sonra herhangi bir şey yaparsan haberim olsun. Tabii. Elbette öyle olacak Azade anne. Bundan sonra sen ne dersen o. Sen de benim gözümden düşme Azade anne. Baba. Baba. Bak kalk kalk. Kalk bak baba bak. Bak bir bak. Bunların hepsini oğlun kazandı senin bak. Yıllarca o ağır köşelerinde süründüğün, kölelik ettiğin, dirsek çürüttün. Ama bundan sonra bitti. Bundan sonra senin oğlun kimsenin ağız kokusunu çekmeyecek. Kimseye de boyun eğmeyecek. Ya. Bir şey mi dedin baba? Ha? Baba bir şey mi söyledin? Baba iyi misin? Bahtiyar amca, babama bir şeyler oluyor. Koş yetiş. Baba, baba iyi misin baba? İyi misin? Amca, Bahtiyar amca bir... Seyir, seyir. Durumu kötü. Hastaneye yetiştirmemiz lazım. Ha? Gel Sinan, gel. Müsait misin anne? Girebilir miyim? Gel oğlum, gel gel. Ergenlik sendromum bir gedeki. İsyanını anlıyorum. Ama benim ona sık sık kırmızı çizgilerini hatırlatmam gerekiyor. Bunu niye biz yapmıyoruz anne? Niye annelik babalık yapmamıza izin vermiyorsun? Annelik babalık 15 yaşındaki kız çocuğunu bu saatte dışarı göndermek değil. Hadi gönderdin diyelim. 3 yıl sonra bu kızı evde tutabilecek misin sen? Anne. Biliyor musun? Ömrüm boyunca sen beni hiç sevmedin. Nereden çıktı şimdi bu Sinan? Sen de mi ergenliğine döndün? Ben hiç büyümedim ki. Hiç büyümeme izin vermedin ki. Bana hiç saygı duymadın ki. Eğer beni birazcık sevseydin... Karımın kızımın yanında beni yok saymaz. Anne. Oğlum. Ben ne zaman büyüyeceğim? Ne zaman baba olmama izin vereceksin? Ha? Sinan. Oğlum. Anne. Ne zaman?
Sen ne kadar büyürsen büyü. Ben ölene kadar benim çocuğum olarak kalacaksın. Ama babalık meselesine gelince... sen gereken tedbirleri alıncaya kadar benim sözüm geçecek. Nasıl durumu? Doktorlar bir şey söyledi mi? Yoğun bakım aldılar. Çıkmayan candan ümit kesilmez ama... konuşmaya çalışırken tıkanmış. Bir şey söylemiş mi? Sanmam. İyisin maşallah, iyisin. Bilmesi lazım. Artık yıllar bilmesi lazım. Götürmem yanımda. Taşıyamam bu vebali. Baba, Adnan amca konuştun mu babam, ne dedi? Tamam, siz başlayın, ben hemen geliyorum. Hop hop! Pardon. Kapatayım ben, hadi görüşürüz. Ya bir banyoya bir kilit yaptırmak bu kadar mı zor ya? Ha kimseyi de tanımıyorum. Tanısam çağıracağım, gelsinler yapsınlar. Ya duşta olsaydım? Kusura bakma, benim hatam, öyle bir anda daldım. Yani Yaşar abiye söyledik ama unutmuş adamcağız, ne yapsın? İşi başından aşkın onun da. Ben bugün bunu hallettiriyorum, sen merak etme. Tamam mı? Neyse. Ne oldu? İşe gidiyorum ben, bir şey diyor musun? Rastgele. Sana da rastgele. Kayınvalidemle harika bir gün beni bekliyor. Ayşe abla. Gel buradayım. Ha, müsait misin? Gel, müsaitim. Dur yardım edeyim, dur bir dakika. Dikkat et. Girdi, acıdı mı? Evet. Sen önemli bir yere falan mı gidiyorsun? Yok ya. Kıyafetlerim yok olmuş. Burada birkaç tane elbise vardı. Onlardan birini aldım giydim. Yani yoksa hiç tarzım değil. Evet. Bence amcam seni buldu ya, çok şanslı. O kokoşan deli hayatta mutlu olamazdı. Orasını kimse bilemez. Ben biliyorum. Gerçi amcam da böyle bakımlı olunmasından hoşlanır. İşte ojelerin, makyajın her zaman kusursuz olacak. Ütüsüz bir şey giymek asla yok.
Anayasa madde bir. Ne de olsa Azade Sancakzade'nin oğlu değil mi? O zaman hiç şanslı değil. Çünkü ben hiç öyle biri değilim. Farklısın sen. Kendin gibisin. Doğalsın. Kimseyi takmıyorsun. Senin gibi olmayı o kadar isterdim ki. Aman aman boş ver. İçi beni dışı seni yakar. Yok ya. Ben sevdim senin bu hallerini. Hem bence amcam da sevdi. Yoksa görüyorsun burada hepimiz Azade'nin askerleriyiz. Yakında ben de böyle bir tişört yaptıracağım, onu giyeceğim evin içinde. Neyse, ben gidip bir kıyafetleri sorayım neredeymiş. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olun. Ya ben size bir şey soracağım da. Dolabımı açtığımda kıyafetlerimi göremedim. Acaba siz düzenlerken yanlışlıkla bir yere koymuş olabilir misiniz? Bu üstünüzdekiler ne? Bunlar benim değil. Kendi kıyafetlerim olmayınca mecburen giydim. Ha, Azade Hanım sizinkileri aldırdı ama. Nasıl aldırdı? Nereye? Biz orasını bilmeyiz. Oo! Ayşe Hanım. Nedir bu şıklık böyle? Hazırlık nereye? Bulacağım ben onları. Ne oldu buna? Yalnız elbise nasıl yakışmış. Kız güzel. Ferit de yakışıklı. Ay bunların çocukları nasıl güzel olur ya. Neyse siz bana bir kahve yaparsınız. İşiniz bitecek. Hemen hanım. Aa, elbiselerim. Elbiselerim. Hey durun. Durun, durun. Başınıza. Hey, durun. Kıyafetlerim. Kıyafetlerim. Hadi. Hayırdır abla? Ya kıyafetlerim burada. Çöp abla bunlar. Ne yapacaksın? Tamam, benim çöplerim işte. Hadi uzatma. Hangileri senin? Şu, şu benim. Şu. Köşedeki. Ver. Bekle. Tamam, gidebilirsin. Bunlar ne? Eşyaların mı? Ver, ver. İstemiyorum, ben hallederim. Verir misin? Hayır, istemiyorum. Kim attı bunları? Annem attı değil mi? Seni utandırdıysam kusura bakma. Karın çöp kamyonundan çöpleri alıyor. Evet, tuhaf bir durum ama ne yapayım yani? Değişeyim ya, o yüzden işte. Utandırmadın Ayşe. Utanacak bir şey yok. Niye bağırıyorsunuz Ayşe Hanım? Benim rahmetli annemden kalan tek hatıra. Nasıl bu konak Sancakzade ailesi için kıymetliyse, bu elbise de benim için o kadar kıymetli Azade Hanım. Az önce çöpten aldım ben bu elbiselerin hepsini. Belki kokuyor olabilir. Mideniz bulanmış olabilir. Ama ben bu elbiseyi her kokladığımda annemin kokusunu alıyorum. Annemi hissediyorum. Bana sormadan elbiselerimi çöpe atarak çok ayıp ettiniz Azade Hanım.
Şu eşyaları toplayın da götürün. Ne yaparsa yapsın. Bir de oraları silin, temizleyin. Çöpten çıkartılmış hepsi. Konağa hastalık bulaşmasın. Hastalık mı bulaşmasın? Abartma anne, abartma. Çok merak ediyorum biliyor musun? Vebalı gibi yanına yaklaştırmadığın Ayşe'nin gerçekte nasıl bir insan olduğunu acaba ne zaman merak edeceksin? Ferit. Sen böyle herkese haddini bildiriyorsun ya. Bence artık sen de sınırlarını zorlama. Ferit. Benimle bu şekilde konuşamazsın. Ben sadece ailemi, evlatlarımı korumaya... Anne. Kimsenin uçmak için senin kanatlarına ihtiyacı kalmadı artık. Kabul et bunu. Kabul et. Abi, geç kaldığım için kusura bakmayın. Hoş geldin oğlum, önemli değil. Hoş bulduk. Başka gelecek yok mu? Böyle ailece toplandık, hayırdır? Yok abi. Ben kendi aramızda Hüseyin Bey'le olan şu otel inşaatı ortaklığı meselesini bir konuşalım istedim. Ha. Peki ne diyorsun? Hüseyin bizi yarı yolda bırakır mı oğlum? Gözünü karart da kesin baba. Bence artık Hüseyin Bey'le ortaklık imkansız. Hayda. Selam herkese. Babam ve ben buraya ortaklık meselemizi konuşmak için geldik. Kezban. Vallahi ipi gerdi. Tek eliyle çamaşırları astı. Ben de bir şey anlamadım. Çamaşır astığını ben de görüyorum Kezban. Ay mis gibi sabun kokmuş ya buralar Kezban. Günaydın güzelim. Kolay gelsin. Sağ ol Hediye abla. Günaydın. Sabah pazara uğradım. Çilek aldım. Bak yine kıyamadım sana. Eltim sever götüreyim vereyim dedim. Eksik olma. Ha, anlaşıldı. Yine yangın yeri buralar galiba. Ben gideyim arada yağ yemeden en iyisi. Hadi görüşürüz. Yani ortaklıktan vazgeçmek yok. Özel hayatımızda ne yaşanırsa yaşansın, bunu yansıtmayıp profesyonelce hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kızım eğer baban ikna olduysa bizim için bir sıkıntı yok. Hatta aksine memnun oluruz. Değil mi Sinan, Ferit? Sonuçta iş başka, özel hayat başka. Şimdi öyle de... Siz beraber çalışabileceğinizi düşünüyor musunuz? He? Evet. Ben babamla konuştum. Sen de fikrini söylesene baba. Tabii kızım. Biz kendi aramızda konuştuk. Bu ortaklıkla ilgili tüm yetkilerimi kızım Hande'ye devrediyorum.
Benim adıma tam yetkilidir. Tebrik etmek yok mu Ferit Bey? Tebrik ederim. Hüseyin doğru olanı yaptın bence. Özel meseleleri geride bırakmak en doğru karar. Tebrik ederim seni. Kendini kabul ettirmek için hiç boşuna uğraşma. Sen hep haklıydın zaten Vediye abla. Ya ben ne yaparsam yapayım Azade Hanım asla beni kabul etmeyecek. Ama benim yüzümden Ferit'i üzüyor. Bizim düğünümüze bile gelmediler güzelim. Hatta Azade ilk yıllar yüzüme bakmadı. Senin de sıkıntısı neydi? Şarkıcıydım ben pavyonda. Ama öyle pavyon dediysem yani namusumla çalışıyordum. İşte İhsan beni alıp konağa getirince kızılca kıyamet koptu tabii. İlk yıllar bu kurnalar hiç durmadı. Sonra baktım olacak gibi değil. Boş ver dedim. Bir insana verilebilecek en büyük ceza onu yok saymaktır. Güldüm geçtim ben de. Sen de öyle yap. Alo, kimsiniz? Hande ben. Hande mi? Evet. Seninle baş başa bir yemek yiyelim mi? Ne dersin? Sebep? Çünkü sana bir özür borcum var. Ödemem gerekiyor. Özre falan gerek yok. Var Ayşe. Gerçekten sana karşı çok mahcubum. İzin ver telafi edeyim. Özre falan gerçekten gerek yok. Ayşe. Biz Ferit'le her şeyden önce arkadaşız. Yani bizim bir araya gelmemiz onun huzur bulması demek. Ferit için yap bunu lütfen. Bir konum atıyorum bak gel. Peki ama sadece Ferit için geleceğim tamam mı? Tamam. Ne diyor? Ya resmen emirbaki yaptı bana Hande. Bak o kızın gözü göz değil Ayşe'ciğim ne olur dikkat et. Tamam ederim. Ferit için gideceğim zaten. Bakalım ne diyecek. Ya ben gideyim hazırlanayım o zaman. Her şey için çok teşekkür ederim Vediye abla. İyi ki varsın. Rica ederim bir tanem benim. Sen de hoş geldin, sefa geldin. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Ayşe'cim. Selamlar. Yeni gelin gezmelerde. Ah Leman ya. İki günlük gelin kadar olamadın. Sen ancak otur bu konakta pinekle. Başhekime selamını söyledim beyim. Kimseyi sokmayacaklar yoğun bakıma bizden habersiz. Durumu nasıl? Ötüyorlar. Öyle hemen de belli olmazmış zaten. Sen gene de tetikte ol. Bu Yaman'ın ne yapacağı hiç belli olmaz. Yeğenim. Hadi evine git de azıcık dinlen. Ben buradayım zaten. Kendine gelecek olursa ben sana haber ederim. Merak etme. Abi babam böyle bir şey söyleyecekti sanki ya. Ama söyleyemedi. Kim bilir belki de son cümlesi yani. Ben gidemem. İyi böyle. Hüseyin devam kararı almış. Hande'ye devretmiş işleri. Ben yönetimde yeni bir yapılanmaya gitmeyi düşünüyorum. Yani taze bir kana ihtiyaç var. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Gel otur yanıma. Gel. Bu tepedeki sorumluluğu senin üstlenmeni istiyorum. Nasıl yani şimdi? Anne genel müdürlüğü bana mı veriyorsun? Ferit duygusal bir çocuk. Bu son yaşananlardan sonra Hüseyinlerle meşrebince bir ilişki kurmak gerekiyor. Leman! Gel. Gel içeride dinle, gel. Bu işi layıkıyla en iyi sen yaparsın. Yani... Anne, ben bana bu kadar güvendiğini bilmiyordum. Öpeyim annem. Bundan sonra kocanı eskisi gibi göremeyeceksin ama sık sık iş seyahatlerine çıkacak. Olsun, razıyım ben. Dosyalar burada. Notlarım var, iyice incele. Tamam mı? Ben çıkayım da siz kutlamanızı yapın. Anne. Hı. Sağ ol. Sinan. Tebrik ederim seni. Ya. Ya ağlama. Dur bir dur, iki dakika dur, bir oturayım. Of. Beni kırmayıp geldiğin için teşekkür ederim Ayşe. Ayrıca sana yaşattığım acı için de özür dilerim. Yaşattığın şeyin özrü yok. Ölebilirdim. Biliyorsun ki kazaydı. Beni en iyi Ferit tanır. İçimi de dışımı da en iyi o bilir. Ben hiç böyle kendimi kaybetmemiştim. Aşk insana böyle şeyler yaptırabiliyormuş. Ne düşünüyorum biliyor musun? O gün konakta Ferit'in söyledikleri. Aranızda bir bağ olmadığı o kadar belli ki. Düşündüm, kendime kızdım. Neden bu kadar büyük bir tepki verdin anne dedim. Anlamadım. Sizinki gibi 3 günlük bir hikaye değil bu. Gerçek bir hikaye. Sancakzade konağına ne maksatla geldin bilmiyorum ama kendini kalıcı sanma. Bunları söylemek için mi çağırdın beni buraya? Ayaklarına kapanacağımı mı düşündün Ayşe? Ne diyorsun? Kaptım zengin çocuğu. Rahat böyle mi? Çok saf bir şeysin belli ki. Bana ders vermek yerine yaşadığın şeylerden ders çıkarsan daha iyi edersin anne. Efendim Ferit. Hava almak için çıktım dışarı. Tamam, konum atarım, buradan alırsın beni. Arkadaşım sen beni niye aramıyorsun ya? Özledim. Hande'cim sonra konuşsak olur mu? Senin sesin niye öyle geliyor? Ya yok bir şeyim. Var bir şeyin, var. Anlarım ben. Hadi sen çık bize gel, bir kahve içelim, laflarız biraz. Anlatacaklarım var sana. Ayşe denen kızı özür dilemek için restorana çağırdım. Tam tahmin ettiğim gibi. Kız restorana şalvarla geldi, inanabiliyor musun? Ya gelemem anneciğim. Hastaneye geldim ben. Yaman'ın babası fenalaşmış. Hangi hastanedesiniz? Ben de geliyorum hemen. Sen böyle susmazdın. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Anne mi bir şey söyledi yoksa? Yok. Yok bir şey. O zaman ne oldu? Niye böylesin?
Hande seni sevdiği için vurdu beni aslında. Ben onun sevgisine inanmıyorum. O kendinden başka kimseyi sevemez. Peki ya duyguların? Hiçbir bir şey hissetmiyorsun ona karşı. Anladım. Sessiz kaldığına göre unutamadığın belli. Yok öyle bir şey. Bizimki artık sadece iş ilişkisi. O kadar. Yani tabii. Öyle bir günde vazgeçemez insan. Neyse, yaptığı hatalardan ders almıştır belki. Sen affettiğinde bir daha aynı hataları yapmaz. Niye gülüyorsun? Yok bir şey. Var bir şey. Sinsi sinsi gülüyorsun, gördüm. güldürüyorsun. Yani gerçekten karı koca olsak beni kıskandığını düşünürdüm. O derece. Ne kıskanacağım seni be? Bir kere sen benim tipim bile değilsin. Tamam. Neymiş senin tipin? Anlat da bilelim. Merak ettim şimdi. Merakını gideremeyeceğim, kusura bakma. Peki. Var ya biri. Devamlı arıyor yani. O nereden çıktı şimdi ya? Arkadaşım hem o benim. Hayatımda kimse yok. Gerçi sen aşık olsan da bu dik başlılık da söyleyemezsin. Aşk ne ya? Tutturmuş herkes bir aşk meşk diye. Ne kadar ruhsuzsun sen ya. Öyleyim. Telefonumu açtığını biliyorum. Bilerek açmadım tabii ki. Yanlışlıkla açıldı. Senin telefonun da senin gibi değişik olduğu için. Tabii tabii. Yalan mı söyleyeceğim sana? Allah Allah. Neyse içimden geldi. Seni güzel bir yere götüreceğim. Oo, patron ayın elmanını ödüllendiriyor. Fazlasıyla hak ettin. Duyuyor musun? Neyi? Suyun sesinin güzelliğini. O suyun sesi değil, Defne'nin sesi. Anlatmıştım ya sana Apollon'dan kaçan Defne'nin hikayesini. Evet. O işte. Güzel Defne'nin de peşini bırakmamış Apollon. Öyle deme ama. Apollon gerçekten aşık olmuş Defne'ye. Defne kaçarken ağaca dönüşünce Apollon çok üzülüyor. Defne'ye sarılıyor. Kalp atışını duyuyor. Sonra Defne ağlamaya başlıyor. İşte Defne'nin gözyaşları bizim Harbiye şelalemize dönüşüyor. Yani bunlar Defne'nin gözyaşları. Şu masada oturalım mı? Suyun içindeki. Oturmayalım. O su buz gibi buz. Daha yeni çıktın hastaneden. Bir de hasta olma. Olur mu? Ayşe. Ne yapıyorsun? Üşüme.
Sırılsıklam oldum. Saçlarını da çıkaralım. Benim yüzümden vuruldun. Bir daha hasta olmanı istemem. Acıyor mu yara? Acımıyor. Bak sana söyledim, ne güzel oldu işte. Hayat kısa, anın tadını çıkarmak lazım. Doğru söylüyorsun. Ama bazen olmuyor tabii. Pardon. Efendim abi. Ne diyorsun? Tamam, ben hemen geçiyorum hastaneye. Gittiğimde ararım seni. Hande? Geçmiş olsun Yaman. Sağ ol, bir saniye. Ne bu samimiyet? Ne? Arkadaşıma sarılamayacak mıyım? Sarılırsın da siz birdenbire böyle samimi olunca şaşırdım. Ne oldu? Ne dedi doktor? Gel buraya. Ferit. Oğlum kimseyi almıyorlar içeri. Bahtiyar abi. Kim ne derse desin. İki dakikada olsa göreceğim. Ne olur ne olmaz. Veysel baba, Ferit oğlun geldi. Hadi duyuyorsan sık elim. Hadi Veysel baba. Bizi sakın bırakma. Biz seni çok seviyoruz. Hadi iyileş bir an önce. Hadi. Şikayet ettin beni. Niye şikayet edeyim? Utanacak bir şey mi yaptın yoksa? Ben sen değilim. Babam seni daha çok severdi. Çok saygı duyardı sana. Benim babamla da senin bağın başka. Çocukken bazen kıskanırdım sizi. Saygı başka bir şey, acımak başka bir şey. Babam gittiği her yerde oğullarım diye tanıtırdı ikimizi. Acıdığı için değil. Bizi kardeş gördüğü için. Bir evladını kaybetti o zaman. Babamın bir şey kaybettiği yok. Onun hiçbir zaman haberi olmayacak. Asıl ben kardeşimi kaybettim. Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun.
Kalkın bakayım aslanlar. Ne bu haliniz? Şimdiden diri diri gömdünüz mü seyisimizi? Çıkmadık candan ümit kesilmez. Hem seyis sizi hiç böyle görmek isterim. Hı? Kalkın gelin bakayım ben. Hadi. Hadi gelin. Bak aslanlarıma, Zeyiz. Başında bekliyoruz. Yok öyle çekip gitmek. İyileşeceksin Veysel. İyileşeceksin sen. Öyle kolay kolay pes edecek de bir adam değilsin zaten. Aslanlarım benim. Siz kardeşsiniz. Her zaman birbirinize destek olacaksınız. Ayşe. Ayşe. İyi misin? İyiyim. Oo, yanıyorsun sen. Senin bu ateşini düşürmemiz lazım. Hadi bir güçle kalk. Üşüyor. Üşürsün tabii. Dikkat et, koluna dikkat et. Sanki hiç gitmemiş, hep var gibi. Bir sırrı herkesten saklar gibi. Sessizce sokulup ağlar gibi yanımdasın. Beni bir şeylerden aklar gibi. Koparmadan çiçek koklar gibi. Hiç bozulmamış yasaklar gibi aklımdasın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin. Sen benim çok ateşim vardı. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Bu halde suya girdiğin için ateşlendin, biliyorsun değil mi? Ben sana girme dedim. Yaptın şifayı. Bakalım ateşin ne durumda? Oo, güzel. Güzel. Bayağı düşmüş. Yarın gideriz hastaneye. Güzel bir pansuman yaptırır, kontrol ettiririz. Ne oldu? Canını mı yaktım, yanlış bir şey mi yaptım? Niye ağlıyorsun? Aksine. Fazla iyi bir şey yaptın. Hem de hiç alışkın olmadığım bir şey.
Çocukken kimse dişimi ölçmedi benim. Buzluğa boyum yetişmezdi. Sandalye alıp dayardım. İki buz alıp alnıma koyardım. O zaman ruhum çekilir, buz keserdi içim. Çok özür dilerim. Özür dilerim. Hayır, hayır. Dileme. Dileme. İçinden nasıl geliyorsa öyle davran. Ağla ağla. Açılırsın. Ben görmedim. Tamam. Sağ ol Ferit. Teşekkür ederim. Kahvaltı yapıldı galiba, değil mi? Evet. Ben de yapabiliyor muyum? Tünaydın Ayşe Hanım. Maalesef kahvaltı saati geçti. Kaldır kesmem. Keşke daha önce gelseydiniz. Peki. Size iyi günler o zaman. Anneciğim, size ellerimle bir Türk kahvesi yapayım mı? Ne dersiniz? Sağ ol, Kezban yapar. Ha, hazırlandın mı? Seyis'i hastaneye kaldırmışlar. Durumu iyi değilmiş. O adamlar ne çekti be? Olsa iyi. O kazadan sonra belini doğrultamadı garibim. Gerçi... O kazada bir muamma ya. Kimse ne olup ne bittiğini anlamadan öylece kapandı gitti. Oğlu için inat etti. Yıllardır yanında bitki gibi duruyor. Evlat işte. Ben çıkıyorum. Akşama biraz gecikeceğim, tamam? Tamam. Yenge. Ferit'ciğim, hoş geldin aslanım. Hoş bulduk. Ay, amcan da şimdi çıktı. Öyle mi? Ben de fırtınayla çıkmıştım. Hadi geç otur. Gel. Gel. O olaylı düğünden beri bir oturup konuşamadık seninle. Nasılsın Ferit'im? Yani biliyorum bizim konakta sular hiç durulmuyor ama... için nasıl? Asıl önemli olan o. Dağıldım be yengem. Dağıldım. Savruluyor her bir parçam, tutamıyorum. Her şeyi toparlayabilseydik yaşamanın ne anlamı kalırdı be oğlum? Doğru. Neye kızdın, neye kırıldın da düğüne Ayşe ile geldin sen? Bir anlat bakayım bana. Boş ver. Boş ver. Ayşe iyi bir kız. Kendimi görüyorum onda. İyi kız. Yani huylarımız pek benzemiyor ama... çok neşeli. Farklı. Dünyaya başka bir yerden bakıyor. Bize hiç benzemiyor. Seviyorum neşesini. Hep güldürüyor beni. Gülmeyi çok seviyor. Bazı gülüşler... gözyaşlarını saklamak içindir Ferit. Harcama kız. Kimseye de harcatma.
Nasılsın? İnşallah güzel haberler getirmişsinizdir avukat hanım. Pek sayılmaz. Yaraladığın çocuk hayatını kaybetti. Ne? İşimiz bundan sonra daha zor. 18 yıla yargılanacaksın. 18 yıl? Söyledin mi onu? Ha? Bıçak onların mı? Onlar saldırdı, biz kendimizi savunduk. Nefsi müdafaaydı bizimki. Söylediniz mi? Nasıl? Çalın. Nasıl ya? Bıraksaydım da taciz mi etselerdi her şeyi? Ha? Takılsalardı bir de sevdiğim kızla. Ya hangi adam yapmaz benim yaptığımı ya? Ha? Ben bir kadını savundum. Ben bir kadını savundum ya. Tamam, bak seni anlıyorum. Ama sakinleşmen lazım, yoksa ceza yiyeceksin. Bak, Ayşe'nin ifadesi her şeyden önemli artık. Tek şahidin o. İstanbul'a gelmesi gerekebilir. Bir de şöyle bir şey var. Eğer mahkemede Ayşe benim nişanlım, ben nişanlımı savundum dersen, o zaman hakime derdimizi anlatabiliriz. Ayşe'yle konuşmam lazım. Aa, ya bak, bu tam senlik. Prensesler gibi olursun. Anne, bu ne Allah aşkına danteller falan? Giyer miyim ben bunu? İyi, tamam Mügeciğim. Pizza siparişi geldi Leman Hanımcığım. Pizza mı? Kim söylemiş olabilir ki? O bizim konağı değildir, başka bir yere söylenmiştir. Pizzalar benim, ben söylemiştim. Tamam Ayşe'cim, tamam. Ay, yok, yok. Hallederiz biz. Peki, teşekkür ederim. Fazla söyledim, yemek ister misiniz? Ben yerim. Müge? Müge, ne yapıyorsun sen? Bir iki dilimden bir şey olmaz ya. Yok canım, ne münasebet? Müge! Bir iki dilim anne, bir şey olmaz. Müge! Bak, babaannen duymasın. Çıldırtıyorlar beni ya. Nasıl? İnanılmaz. Daha önce hiç pizza yemediğimi söylesem inanmazsın herhalde, değil mi? Ne? Neden? Bu eve yemekhanesine çıkan yemeklerden başka bir şey yemek azade anayasaları gereği yasak. Kaz asker mi gemileriniz hazırdır komutanım? Rahat ol. Yani bundan sonra bu odada rahatsın artık. Valla bu şahane bir şey. Ben kaçar kaçar yerim bundan sonra. Müge, çık dışarı. Ama babaanne... Çık dedim Müge. Sana bu evin kurallarına uyacaksın dedim, dinlemedin. Öyle kafana göre takılmak yok. Sabi Sübyan'ı ayartmak yok. Evin içine böyle şeyleri taşımak yok. Siz? İstanbul'daki hayatını unutacaksın. Burası senin kafana göre at koşturacağın çiftliğin değil Ayşe Hanım. Bundan sonra bu konakta ben olduğum sürece benim kurallarıma göre yaşayacaksın. Sana son ihtarım. Anne. Ayşe, ne oluyor? Hadi kalk. Kalk hadi, kalk. Kalk. Ağlama lütfen, kalk. Bırak beni. Tamam, kalk. Bırak beni, bırak beni. Tamam. Ağlama lütfen.
Çok özür dilerim. O kadar pişmanım ki seni buralara sürüklediğime, seni bu cehenneme soktuğuma o kadar pişmanım ki bu işi artık sonlandırmamız lazım. Sen burada olduğun sürece sana gün yüzü göstermeyecekler. Seni hep böyle ağlatacaklar, üzecekler. Sözleşmeyi de, sana verdiğim parayı da unut, tamam mı? Sözleşmeyi hemen feshediyoruz. Para da sana helali hoş olsun. Benim aslında bu kararı daha önce almam gerekiyordu. Ama basiretim bağlandı işte. Sana bunu kimsenin yaşatmaya hakkı yok Ayşe. Benim de seni burada daha fazla tutmaya hakkım yok. Kusuruma bakma lütfen. Hemen akşam ilk uçağa biletini alıyorum. Tamam mı? Gidiyorsun. Kaç, kurtar kendini bu tımarhaneden. Ben gidersem senin planların ne olacak? Sen beni boş ver. Sen kendini düşün. Bu benim meselem. Bir bedel ödenecekse ben öderim. Sen ciddisin. Evet, ciddiyim. Ben sana her şey için teşekkür ederim. Aynı zamanda özür dilerim. Her şey için. Hadi ağlama artık. Ağlamıyorum. Ağlama. Baba, iyileşmeyecek misin artık ya? Hı? Bir kelime et, bir şeyler söyle bana, hadi. Maskeyim mi? Tamam baba. Oh. İyi mi Leyla? Ha? Ferit. Ferit geldi. Çok mutsuzdu Yaman. Baba, ölüm döşeğinde bile sancakzadelere dertleniyorsun. Gözünü seveyim, ne Ferit'ti baba? Baba, senin niye hep oğlundan önce efendilerin geliyor aklına ya? Ha? Yapma. Sakın Ferit'le yanlış yapma. Siz kardeşsiniz. Ne kardeşi baba ya? Ne kardeşi ya? Ha? Kendin gibi beni de mi sancakzadelere kurban edeceksin? Allah aşkına yapma ya. Baba bak, senin oğlun çok büyük bir adam olacak. Senin bile tahmin edemeyeceğin kadar büyük bir adam olacak, anladın mı? Ve ben Hande ile evleneceğim baba. Hande ile evleneceğim, biz zahir meyze. Senin bile gücün yetmeyecek, anladın mı? Seninle Ferit dediğin adam var ya, benim kardeşim vardı şimdi.
Kezban, yatağın üstündeki kıyafetleri kurt temizlemeciye gönder. Yalnız yakalarına dikkat etsinler, geçen seferki gibi olmasın. Baş üstüne. Ferit oğlum, hoş geldin. Hoş bulduk baba. Sonunda istediğin oldu anne. Ayşe ile ayrılık kararı aldık. Gidiyor konaktan. Yine sen kazandın, tebrik ederim. Müjdemi isterim Hande Hanım. Ne oldu Fatoş? Eminim şahane bir şey olmuştur. Ayşe Hanım konaktan gidiyormuş. Ferit Bey ayrılıklarını açıklamış. Ciddi misin sen? Çok ciddiyim. Ayten aradı şimdi. Bana bir keyif kahvesi yapar mısın? Tabii ki, hemen. Aldığın kararı elbette desteklerim oğlum. Zararın neresinden dönersen kârdır. Ama kazanan ben değilim. Aslında sensin. Bunu yakında gerçek bir evlilik yaptığında daha iyi anlayacaksın. Artık yuva muva kurmak yok anne. Sen benden ümidini kes. Ne o Hande ile ne de başkasıyla. Benim için evlilik meselesi kapandı. Ferit. Kardeşim iyi misin? İyiyim abi, iyiyim. En doğrusu bu. Sonra konuşuruz. Evlenmek için iki sebep vardır. Ya dengini bulmuşsundur. Ya da anası babası zorlamıştır. Yanılıyorsun Ferit. Seni ben hiç zorlamadım. Siz Hande ile birlikte karar verdiniz evlenmeye, ikinizin seçimi. İkinci nedense sevgidir, aşktır. İnsan sevmediği birini seviyormuş gibi davranamaz. Bu eşi bile olsa. Nereden biliyorsun Ayşe'yi sevmediğimi anne? Ayşe Hanım, umarım bundan sonraki hayatınızda daha mutlu olursunuz. Kezban, Ayşe Hanım'a yardımcı olalım. Misafirimizi güzel uğurlayalım. Bir dakika. Hayır Kezban Hanım. Müsaadenizle ben bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Ben kimsesiz büyüdüm. Sizin aile görgüsü dediğiniz şeyden mahrum yaşamış olabilirim. Ama hayattan mahrum olmadım. Ferit bana kimsesizliğimi unutturdu. Ayşe. Saçlarım ıslaktı. Hasta olmayayım diye saçlarımı kuruttu. Hep elimi tuttu, yanımda oldu. Ateşler içinde yanarken iyileşeyim diye elinden gelen her şeyi yaptı. Yaptığım çılgınlıklara rağmen hiçbir şekilde beni yargılamayan bir adamın kıymetini bilmek istiyorum. Ferit Sancakzade'ye karısı olarak bir söz verdim. Kocamı hiçbir yere bırakıp gitmeyeceğim. Kalpte bir yarasın sen, nasıl kanar ah bilsen. Dursa dünya, dönse devran, bu günahı silmem. Seni bulur acısı, söndürür olmaz intikam ateşi. Eğer bunu kabul ederseniz sevinirim.
etmezseniz de sonuna kadar savaşmaya hazırım. Azade Hanım.